Sevgili seyirciler, iş hayatıyla hobilerini birbirinden ayrı tutmayan renkli isimler yönetim tarzlarıyla da farklılıklar yaratıyor. Sporu, sanatı ve eğlenceyi ofisten içeri sokmayı başaran, hobim olmadan asla diyen isimlerden biri olan Sartonet Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Erdem'le hobilerini ve iş yaşamını konuştuk. Sartorius Stadium Biotech Gambia'nın Türkiye genel müdürlüğü olarak faaliyet gösteren firma, laboratuvar ve proses teknolojilerini tüketicinin hizmetine sunuyor. Bu Alman şirket Sartorius hassas terazileriyle meşhur bir firmadır. Rekorlar kitabında da vardır ismi. Tükenmez kalemle koyduğunuz noktada bıraktığınız mürekkebi ölçebiliyorsunuz. Bu şekilde girmiş rekorlar kitabına. Türkiye'de bu firma beni buldu ve memur olarak başladım. Sonra Türkiye'de liaison ofis açtık, bir irtibat ofisi şeklinde açtık. Sonra da Türkiye'de oluşturduğumuz yapıyı benim üstüme devrettiler. Ticari bir şekil kazandırdık. Başladığımız yıldan bu yıla aşağı yukarı 29-30. Yıla girdi aslında. 30 yıldır çok ciddi yol kat edildi. Önce biz öğrendik ne yapılacağını, sonra kullanıcıya taşıdık. Ürünler, demin terazi dedim ama diğer bölümü de filtre kısmıdır. Bunlar önemli noktalarda kullanılan, hassas noktalarda kullanılan, özellikle ilaç camiasında kullanılan enjeksiyonluk sıvıların süzüldüğü tür filtredir. Bugün filtre bölümünün adı da artık filtrasyon bölümü değil, biyoteknoloji olarak değişti. Yeni ürün geliştirme çalışmalarına devam eden şirketin genel müdürü Ömer Erdem, sektördeki gelişmeler hakkında önemli bilgiler veriyor. Biyoteknoloji alanında birçok yeni firma satın aldı. Bu da bizim Türkiye'deki yükümüzü artırdı doğal olarak. Her ne kadar bazı ürünler Türkiye'de hiç satılmaz ise de Türkiye şu son 5-6 yıldır bu konuda çok önemli adımlar attı. İlaç camia teker teker yabancıların eline geçerken biz dedik ki kendi kendimize, ilaç camia çöküyor herhalde. Tam tersi oldu. Yeni yatırımlar başladı ilaç camiasında. Özellikle biyoteknolojik alanda. Biyoteknolojik alan deyince aşı ve benzeri ürünlerden, yani canlılardan bahsediyoruz. Bu artık bizim ana dalımız oldu. Bu konuda yıllar içinde biriktirdiğimiz tecrübeyi piyasaya taşıyoruz. Bunlar hep sır konulardır. Yani bu konuda yatırım yapacak olan kişiye yardım edecek firmalar çok büyük paralar karşılığında yardım ederler. Ve biz ise bildiklerimizi ve bizim ürünlerimizin kullanıldığı alanları bilabedel bu bilgileri taşıdık kullanıcıya. Dolayısıyla her ne kadar burası bir mümessillik ve satış bürosu ise de aslında yaptığımız satış değildir. Satıştan daha ileri bu bilgileri taşımaktır kullanıcıya. Kullanıcılarımız da özellikle, yani en önemlisi ilaç camiadır. Ve aşı üreten kuruluşlardır. İlaç camiasında kullanılan, demin dediğim gibi tüm enjeksiyonluk su, göz ve burun damlası dahil bu tür filtrelerden süzülür. Kurulduğumuz günden bugüne bilgi dağarcığımız çok ciddi genişledi, çok büyüdü. Dünyadaki gelişmeyi çok yakın takip etmek zorundayız. Başka şansımız yok. Çünkü gelişme çok hızlandı dünyada. Biz de buna elimizden geldiği kadar ayak uydurabildik diye düşünüyorum.
İlaç, kimya ve kozmetik sektörleri başta olmak üzere uzun yılların tecrübesiyle şirketi birçok başarılı projenin çözüm ortağı olarak hizmet veriyor. Filtre ile ilgili gerek laboratuvar gerek proses cihazları ile başlayan bu yolculuk zaman içinde değişik firmaları kattı bünyesine. Bunlardan bir tanesi, yani en önemlisi, bir fermentör firmasını satın aldı. Dünyaca tanınmış bir fermentör firmasını satın aldı. Fermentör bir canlıyı üretmek için kullanılır, biliyorsunuz. Bunun hem girişinde hem çıkışında filtre olmak zorundadır. Dolayısıyla bizim ürün gamımızı tamamlayan bir üründü. Ama fermentör kendi başına zaten çok komplike bir üründür. Bunu satın alanın kullanmasını biz öğretmek zorundayız. Onların canlısına göre ne üreteceklerse biz onlarla beraber çalışırız. Onlara bildiklerimizi veririz ve onların iyi bir ürün elde etmesi için uğraşırız. Bunun yanı sıra yine Fransız firmasını satın aldılar. Bu da steril torba üreten, steril naylon torba üreten bir firmadır. Biyoteknoloji alanında, İngilizce'de single use dedikleri, bir defa kullanımlık ürünler. Yani 50 mililitreden 3 tona kadar steril ve disposable steril torbalar var. Bunu isterseniz fermentör formatında da kullanabiliyorsunuz. Örneğin paslanmaz çelik bir fermentör yerine içinde ısı, pH, oksijen vesaire probları olan, karıştırıcısı olan bir tek kullanımlık fermentörler bugün artık yapılıyor. Bunlar pahalıdır ama üretilen ürün de çok pahalıdır. Üretilen üründe bir kontaminasyon riski sizi çok büyük zararlara sokar. Dolayısıyla her ne kadar ismi disposable olsa da getirisi çok büyük olan sekonder kontaminasyon dediğimiz, gerek temizlikten, havadan vesaireden gelebilecek kontaminasyonu da bu şekilde engellemiş oluyorsunuz, özellikle pahalı ürünlerde. Şimdi biz bütün Türkiye'ye hitap ediyoruz. Bölgelerde çeşitli bayilerimiz vardır ama İstanbul merkez ofisimizdir. Ankara'da bir ofisimiz daha vardır. İzmir'de bir başka ofisimiz vardır. İki ilde daha şu anda plan yapıyoruz. Sanıyorum önümüzdeki yıla onları da açmış olacağız. Yani toplam şube sayısı 5 olacak tüm Türkiye çapında. Şimdi insanlar size güvenerek sizin ürününüzü satın alıyor. Doğal olarak o ürünün de hiç durmadan yürümesi gerekiyor. Biz bu işe çok önem verdik yıllardır. Bunun içinde gerek yedek parça, gerekse eleman yetiştirmede, yani bize bayağı da külfetli maliyetler de çıkartmıştır bu. Ama hiç bunu düşünmedik, inanın. Yani bir ürün satın alan kişiyi ben kendim olarak düşünüyorum çoğu zaman. Yani benim ürünüm bir dakika bile durmaması gerekir. Çalışması gerekir. Biz bu prensipten hareket ettik. Yıllardır da böyleyiz. Bu sebeple de bizim piyasa payımız diğer rakiplerimizden çok daha ileridedir. Piyasa lideriyiz. Sektörüyle ilgili fuarları yakından takip eden kuruluş, Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor.
Bizim ileriye doğru hedefimiz ürün bazında olamaz. Çünkü biz burada temsilciyiz. Ana firmamız ne üretirse biz ancak onu burada pazarlayabiliyoruz, satışını gerçekleştirebiliyoruz. Ancak piyasanın talebini biz iletiriz Almanya'ya. Deriz ki böyle böyle de bir ürüne ihtiyaç var. Bu konuda çalışma var mı? Ve birçok çalışmayı bu şekilde biz başlatmış olduk. Ama 2023 planınız nedir diye sorarsanız biz bir kere iyi bir trend yakaladığımızı düşünüyoruz. Doğru hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. İnsanlara güven verdiğimizi düşünüyoruz. Ödevimizi doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Bizim vizyonumuz bu olacak. Dolayısıyla ben bu görevimi doğru yaparsam 2023 değil, benden sonra 2033-2043'e kadar da gider diye düşünüyorum. Birçok gelişmiş ülkeye göre düne kadar Türkiye Muz Cumhuriyeti gibi görülürdü. Yani üçüncü sınıf bir ülke olarak görülürdü. Bugün artık öyle görülmüyor. Ama biz buna çok önce başladık. Yani Almanya'da ne kullanılıyorsa, nerelerde ne kullanılıyorsa bu teknolojiyi biz Türkiye'ye taşımaya çalıştık yıllarca. İlk başlarda belki boşa kürek çekiyormuşuz gibi oldu ama zaman içinde bu karşılığını verdi. Yani bugün gelişmiş ülkelerde kullanılan teknoloji, ürün neyse Türkiye'de aynısıdır, hatta daha ileridedir. Bu tabii yalnız benim sayemde olan bir şey değil. Türkiye teknolojiyi de son zamanlarda çok yakından takip eder oldu. Dolayısıyla bizim işimiz kolaylaştı.